Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün üst seviyede uygun fiyatlı bir telefon arayanlar için muhteşem bir video hazırladık. Bu videoda sizlere tanıtacağımız iki modelde üst segmentte uygun fiyata sahip olacağınız en cazip cihazlar diyebiliriz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan iki Poco modelinin bizlere neler vaat ettiğini beraber gözlemleyelim. Şunu sizlere söylemek istiyorum. Zaten Poco denildiği zaman aklımıza gelen ilk şeylerden biri böyle uygun fiyata bizlere iyi özellikler sunan cihazlar. Dolayısıyla burada Poco F3 olsun, Poco X3 Pro olsun bu standartı yine bizlere sağlamış oluyor. Dilerseniz ilk olarak Poco F3'ün bir özelliklerine bakalım. Ardından da Poco X3 Pro'ya geçiş yapalım. Poco F3'te arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870 Yonga seti bulunuyor. Biliyorsunuz bu Yonga seti 7 nanometrelik bir Yonga seti. Dolayısıyla kolay kolay ısınmayacak bir Yonga seti. Ayrıca güç tüketiminin de son derece düşük olduğunu belirtmemiz gerekiyor sizlere. 120 Hz'lik 6.67 inçlik bir AMOLED ekranımız var burada. Delikli ekranla geliyor. Yan ve alt çerçevenin son derece ince tutulduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla şık bir tasarımın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu telefon bizlere 6 GB'lık RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanı sunuyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman performans anlamında beklentilerimizi karşılayan bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Poco F3'ün bize göre asıl öne çıkan tarafı kameraları diyebiliriz. Burada biz sizin için çeşitli kamera deneyimleri sunmak istedik ve bunu ofis ortamı değil de dedik ki böyle dışarıda ağaçların arasında bir yerde yapsak daha güzel olurdu. Böylece F3'ün bizlere kamera tarafında neler vaat ettiğini daha iyi görebiliriz diye düşündük ve kendimizi dışarıya attık. Yeşilliklerin içine attık. Bakalım F3 bizlere nasıl bir fotoğraf deneyimi sunuyor? Dilerseniz çektiğimiz fotoğraflarla buna birlikte karar verelim. Evet, fotoğrafların ardından sıra geldi telefonumuzun video deneyimine arkadaşlar. Bakalım F3'ün video çekim kalitesi sizin de hoşunuza gidecek mi? Evet arkadaşlar, şu anda F3'ün kamerasıyla bir çekim gerçekleştiriyoruz. Sizlere daha ayrıntılı bir video sunabilmek için kendimizi biraz böyle yeşilliklerin arasına attık diyebilirim. Şöyle aşağılara doğru yaklaşayım. Telefonun şimdi zoom performansını vesaire göstereceğim size. Bu arada dipnot olarak şunu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir ekipman kullanmıyoruz bu videoda. Yani herhangi bir ekipman söz konusu değil. Tamamen ses de telefonun mikrofonuyla kaydediliyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle şuradan aşağıya doğru bir zoom girerek telefonun zoom performansını sizlere göstermek istiyorum. Evet, 6x zoom yapabiliyor. Şöyle yavaşça kaldırarak. Şimdi geniş açıyı alacağım ve telefonun şöyle yavaş yavaş çekerek evet gördüğünüz gibi telefonun zoom performansının gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi telefonun video performansı da son derece etkileyici diyebiliriz. Ayrıca çift video çekim modu da bu telefonda bulunuyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? Hem ön kamera hem de arka kamera aynı anda çekim yapabiliyor. Dilerseniz bunun için çektiğimiz örneği de sizlerle paylaşalım. Evet şimdi de F3'te bulunan modlardan biri çift video modu arkadaşlar. Bu moda ulaşmak için kamera menüsündeki
daha fazla kısmına gelip oradan çift videoyu seçmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde hem ön hem de arka kamerayla çekim yapmanız mümkün oluyor. Bu özelliğin her telefonda bulunmadığını da sizlere belirtmek istiyorum. Yani bazı modellerde var. Örneğin bugün sizler için test ettiğimiz F3 ve X3 Pro modellerinde bu özellik mevcut. Gerçekten güzel bir deneyim oluyor. Yani hem ön hem arka kamerayla aynı anda videolar çekmenin gayet güzel ve verimli olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ve F3 modeli de bunu gerçekten güzel bir şekilde sentezleyebiliyor. Seslerde veya görüntülerde senkron kaymaları olmuyor. Yani profesyonel manada da bu özelliğin kullanılması ve güzel videoların ortaya çıkartılması çok da zor değil. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Poco F3 video ve fotoğraf tarafında gerçekten sınıfının ilerisinde bir cihaz. Peki bu kaliteyi bize hangi kamera kurulumuyla sunuyor? Dilerseniz bunu da sizlerle paylaşalım. F3'te 48 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera bulunuyor arkadaşlar. Bu kameraya 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı bir kamera eşlik ediyor. Bu ultra geniş açının 119 derecelik bir görüş açısına sahip olduğunu da sizlere belirtelim. Ayrıca 5 megapiksellikte bir makro kameramız mevcut. Bu kamera kurulumu 30 fps'te 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 960 fps'e kadar da 1K çözünürlükte videolar kaydedebiliyorsunuz bu kamerayla. Ön tarafa geldiğimizde ise arkadaşlar bizleri f2.5 diyafram aralığına sahip 20 megapiksellik bir kamera karşılıyor. Bu kamerayla da yine 30 fps'te 1K, 120 fps'te ise 720p çözünürlüğünde video kayıtları gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz ön kamerayla da bir video kaydı gerçekleştirdik. Şimdi sizi çektiğimiz ön kamera videosuyla baş başa bırakalım. Evet, ana kameradan sonra sıra geldi ön kameraya. Ön kamerayla yapacağınız videolarda görüntü ve ses performansının bu şekilde olacağını söyleyebilirim sizlere. Ben başarılı buldum açıkçası. Yani sınıfındaki, segmentindeki cihazlarla karşılaştırdığımızda F3'ün hem ön hem arka kamera, yani ana kamera performansının gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim telefonumuzda yer alan bataryaya. Bu telefonda 4520 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Bu batarya bir hızlı şarj teknolojisine sahip 33 watt'lık hızlı şarj ile beraber geliyor. 52 dakika içerisinde tam şarja ulaşabiliyor arkadaşlar. Yani telefonun hiç şarjı yokken şarja taktığınızda Poco F3 52 dakika, yani 1 saatten daha az bir sürede tam şarja ulaşabiliyor. Bu da gerçekten çok önemli. Neden? Tam evden çıkmak üzeresinizdir. Telefonunuzun şarjı bitmek üzeredir. Bir 10 dakikanız falan varsa bu telefonu taktığınızda o günü çıkartacak kadar şarj süresini sizlere sunuyor. Tabi burada o günden kastımız bütün gün alın telefonla oyun oynayın demiyoruz ama o gün sizi arayanlar size ulaşabilir. Siz aradıklarınıza ulaşabilirsiniz. Yani gün içerisinde size istediğiniz süreyi şarjı 10 dakikada sunabilecek bir cihazdan bahsediyoruz. Toparlamak gerekirse arkadaşlar Poco F3 kullanım açısından gerçekten rahat bir cihaz. Bu rahatlığın en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii ki Xiaomi'nin MIUI arayüzü. Bu arayüzün son derece sorunsuz olduğunu söyleyebiliriz en azından bu sürümde. Ayrıca kamerası iyi bir telefon arıyorsanız da mutlaka Poco F3'ü göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Zaten bu yüzden sizler için çeşitli fotoğraflar, videolar vesaire çektik. Bunları da gördüğünüz gerçekten kamera performansının güzel olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. F3'ü biraz anlattıktan sonra, kullanım tecrübelerimizi sizlerle paylaştıktan sonra sıra geldi Poco X3 Pro'ya arkadaşlar. Bu telefon delikli ekran tasarımıyla geliyor. Burada telefonun en önemli özelliği arkadaşlar sıvı soğutma sistemine sahip olması. Biliyorsunuz günümüzde pek çok telefonda böyle bir özellik yok. Genelde nedir? Metal borular yardımıyla telefonun yonga setindeki sıcaklık arka tabana dağıtılır ve böylece telefonun soğutması sağlanmış olur. Fakat Xiaomi ne yapmış bu cihazda? Sıvı soğutma sistemine yer vermiş. Peki bu sıvı soğutma sistemi nasıl çalışıyor? Birazdan bunun ayrıntılarına da geleceğiz. Fakat öncelikli olarak telefonumuzun teknik özelliklerine bir göz atalım. Evet arkadaşlar, bu telefonda Qualcomm imzalı 7 nanometrelik Snapdragon 860 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti içerisinde Adreno 640 GPU ünitesinin bulunduğunu da sizlere belirtelim. RAM tarafına baktığımızda 8 GB'lık bir RAM kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Ayrıca dahili depolama alanında da 256 GB'lık bir alan söz konusu. Kamera kurulumuna sıra geldiğinde 48 megapiksellik 1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera görüyoruz. Ona
8 megapiksellik f2.2 ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Bu kameralarla arkadaşlar 30 FPS'te 4K video kaydı gerçekleştirmeniz mümkün. Ön kamerası ise telefonun 20 megapiksel çözünürlüğünde. Tabi burada aklınıza ekranla ilgili bazı sorular gelebilir. Onları da sizlere belirtelim. Burada IPS LCD bir ekranımız söz konusu. 6.67 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde bu ekran. Corning Gorilla Glass 6 teknolojisiyle korunuyor ve yenileme hızı da 120 Hz arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun kullanım deneyimine. Malum günümüzde kağıt üzerinde yazan rakamların bizler için çok da bir önemi yok artık. Çünkü reele baktığımızda kağıt üzerindeki yazan yazılar bizleri biraz yanıltabiliyor. Fakat Poco X3 Pro'nun gerçekten kamera tarafında ve oyun tarafında muazzam bir performans sunduğunu sizlerle paylaşabiliriz. Ki bunları canlı örneklerle sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Dilerseniz öncelikli olarak kamera tarafıyla başlayalım. Sonrasında ise sizlere telefonun oyun performansını canlı olarak göstereceğiz. Şimdi karşınıza Poco X3 Pro ile çektiğimiz fotoğraflar geliyor. Evet, Poco X3 Pro'da çektiğimiz fotoğrafların ardından sıra arka kamerayla çektiğimiz videoda. Evet arkadaşlar, şu anda Poco X3 Pro'nun ana kamerasıyla bir çekim gerçekleştiriyoruz. Sizin için daha fikir verici olması açısından kendimizi böyle yeşilliğin bol olduğu bir yere attık ve telefonun kamerasını, kamera performansını test edelim istedik. Şu anda ana kameradayız. Ana kamerayla yapacağınız çekimlerde ses performansı genellikle bu şekilde oluyor. Yani şu anda telefonda herhangi bir profesyonel ekipman takılı değil. Gördüğünüz gibi sesin gayet net olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir de size zoom performansını göstermek istiyorum telefonun. Gayet başarılı bir zoom performansının olduğunu da sözlerimize ekleyebiliriz. Gerçekten Poco X3 Pro kamera tarafında hayli iddialı bir model gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Poco X3 Pro'da da aynı F3'te olduğu gibi ön ve arka kamerayla eş zamanlı kayıt özelliği mevcut. Dilerseniz bu eş zamanlı kayıt özelliğinin nasıl sonuç verdiğini beraber göz atalım. Evet arkadaşlar, şu anda X3 Pro'da olan çift çekim modunu kullanıyorum. Bu modda gördüğünüz gibi hem ana kamera hem de ön kamera aynı anda video kaydı gerçekleştirebiliyor. Yani şu anda ben yürürken siz de benim önümü şöyle göstereyim. Görebiliyorsunuz. Bu her telefonda olmayan bir özellik. Bunu da sizlere belirtelim. Dolayısıyla X3 Pro'yu tercih ettiğinizde bu moddan da yararlanabiliyorsunuz. Gerçekten benim hoşuma giden bir mod arkadaşlar. Bu modu kullanmak için ayarlarda kamera tarafına girip oradan daha fazla seçeneğine tıklayarak çift çekim modunu seçmeniz yeterli olacaktır. Zaten sonra kayıt tuşuna bastığınızda çift çekim moduna direkt olarak girmiş oluyorsunuz. Şimdi sıra geldi ön kameraya. Ön kamerayla çektiğimiz videolar nasıl gözüküyor? Dilerseniz bir de ön kamerayla çektiğimiz videoya bakalım. Evet, arka kameranın ardından sıra şimdi ön kameraya geldi. Ön kamerayla yapacağınız çekimlerde elde edeceğiniz ses ve görüntü performansının bu şekilde olacağını söyleyebiliriz sizlere. Genel olarak bizim çektiğimiz fotoğraflarda, videolarda vesaire telefon bizi memnun etmeyi başardı arkadaşlar. Yani bu fiyat segmentine gerçekten alabileceğiniz en iyi cihazlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi geldik asıl merak edilen konuya. Sıvı soğutma sistemi nasıl çalışıyor? Biliyorsunuz akıllı telefonları en çok zorlayan oyunlardan birisi de Call of Duty Mobile diyebiliriz. Biz bu telefonla 15 dakika boyunca şimdi Call of Duty Mobile oynayacağız. Öncesinde ve sonrasında telefonumuzun sıcaklık değerlerini ölçeceğiz ve şarjına bakacağız. Böylece 15 dakikalık oyun boyunca şarjının ne kadar azaldığını beraber gözlemlemiş olacağız. Ayrıca 15 dakikanın sonunda telefonumuzun ne kadar ısındığını da birlikte görmüş olacağız. Evet arkadaşlar, teste başlamadan önce telefonumuzun şarjı %64 seviyelerindeydi. Sıcaklık ise
36-36,5 dereceler civarında, yani yer yer değişiyor. Dereceyi tuttuğumuz yere göre değişiyor. Bakalım 15 dakikalık oyun deneyimi sonrasında ne olacak? Bunu beraber gözlemlemiş olacağız. Evet arkadaşlar, oyunumuzu bitirdik. Şarjımızın %59 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Sıcaklığımız ise 38 civarlarına kadar çıkmış. Bu sıcaklık değerinin ise beklentilerimizi karşıladığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, daha önce de biz akıllı telefonlarla çeşitli oyun testleri yapıyorduk ve bu 15 dakikalık oyun deneyimi sonrasında derecelerin 42-43 dereceyi gördüğünü bile hatırlayacaksınızdır muhtemelen. Fakat burada Poco X3 Pro gerçekten 38 derece ile sıvı soğutma sisteminin nasıl başarılı bir şekilde çalıştığını da gözler önüne seriyor. Yani ben gerçekten sağlam bir mobil oyuncuyum diyorsanız Poco X3 Pro'yu kesinlikle almanızı, denemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir soğutma sistemi var. Bunu zaten sizlere yaptığımız testte de direkt olarak göstermiş olduk. Dolayısıyla ben ısınmadan bir oyun deneyimi yaşamak istiyorum diyorsanız Poco X3 Pro sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Eğer bu iki telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa arkadaşlar, bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirseniz biz de elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.